anne, baba, çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen, ben, biz, hepimiz bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler. Aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında Ailece ile sizinleyiz. Programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük, teknik üretimde Ömer Faruk Öğüt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Programın ilk bölümünde konuğumuz nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı. Yaşlandıkça en fazla değişiklik beynin hangi bölgesinde oluyor, neler değişiyor da aktiviteler yavaşlıyor. Bugün ileri yaş ve beyin sağlığını konuşacağız kendisiyle. Ve öte yandan yarı yıl tatili devam ediyor. Öğrencilerin kişisel yeterlilikleri, öğrenme biçimleri, ilişkileri, yönetme süreçleri, okul iklimi gibi pek çok değişken akademik başarıyı etkiliyor. Bugün hem çocukların hem de anne babaların kendilerini değerlendirebilecekleri bir fırsat olan dönemi, karne dönemini uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan'la konuşacağız. Hazırsanız Ailece başlıyor. Aile, yaşam yürüyüşünün en güçlü pusulası, sevgiyle güçlenen bir kale. 7'den 70'e hepimizin programı Ailece bu senede sizinle. Ailece, hafta içi her gün 10 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 1'de. Bugün ilk konuğumuz nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı. Yaşlılık ve beyin ilişkisini konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarlacı. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, siz iyi misiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii öncelikle belki de yaşlılık sınırını çizmemiz gerekiyor. Tabii böyle bir sınır çizilebilirse. Menopoz veya andropoz yaşlılık için bir sınır mıdır acaba? Bu sınır çizgisi mi çekilir yoksa yaşlılık hangi sınırda tanımlanır acaba? Şimdi tabii 60-70 yaşında kişilere sorarsanız akrabalarda da oluyor bazen. Soruyorsun yaş kaç oldu diye soruyorsun. Diyor ki ben 30'unda hissediyorum, 40'ında hissediyorum. Bunu çevremizde evet. Görüyoruz yani. Fakat tabii biyolojik olarak bir canlılığımız var ve zaman içerisinde bir yıpranma ortaya çıkıyor. Yani biyolojik canlılığımızda ve düzeltme mekanizmaları biraz zayıflıyor. Yıpranmalar biriktikçe de yaşlanma ortaya çıkıyor. Genel olarak bakıldığı zaman tabii kadınlardaki işte menopoz yaşı ki Türkiye'de yaklaşık 48 ile 52 yaş arasında ortalama 50'lerde ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkekler de yine benzer bir yaşta aslında bir andropoz diye bir hormonal değişim tablosu var. Ama tabii gelişen imkanlarla tıbbın gelişmesi, beslenme kalitemizin artması, yaşam koşullarının iyileşmesi, hastalıkların daha iyi tedavi edilmesiyle ortalama yaş uzadı. Dolayısıyla 50 yani menopoz yaşını bir dönem doğurganlık döneminin bitişi olarak görsek de aslında yaşlılık olarak kabul etmiyoruz. Çünkü yeni yaş ortalama şu an bugün doğan birisinin Türkiye'de beklenen yaşam süresi 84 yaş. Evet. Dolayısıyla şu an bakıldığı zaman aslında 60 ile 69 yaş genç yaşlılık, işte 70-79 orta yaşlılık, artık 80'in üzerine yaşlı kabul ediyoruz. Yani evet. Diğerleri orta ve genç yaşlı olarak kabul etmek gerekiyor ki öyle bir sınıflama da var zaten. Evet. Tabii baktığımız zaman menopoz ve andropoz sadece bedeni mi etkiliyor? Beyinde biliş, özellikle bellek ve hafızada herhangi bir etkilenme oluyor mu? Bunun da yanıtları hep merak edilir çünkü. Evet, şöyle bir durum var. Şimdi tabii menopoza girişle beraber kadınlarda belirgin bir östrojen eksikliği oluşuyor. Aslında östrojen sadece doğurganlıkla ilgili değil. Yani cildin parlak olmasını da sağlıyor, vücutta yağ birikmesini de sağlıyor. Ama aynı zamanda beyindeki sinir hücrelerimizde de bizim
östrojenin etki ettiği, hücreler üzerine etki ettiği almaçlar var. Dolayısıyla mesela bu almaçlar östrojenle maruz kaldığı zaman sinir hücrelerinin yaşamda kalması, etraftaki diğer sinir hücreleriyle bağlantı sayısının artması çok daha mümkün oluyor. Ama östrojenin ya da menopoza girince bu cinsiyet hormonunun belirgin olarak azalması hızlıca da bu yaptığı yararlı etkiyi hem fiziksel bedensel olarak kaldırışlı kemik erimesi oluyor, cilt daha kırışık hale geliyor, cilt altı yağ dokusu azalıyor, cildin parlaklığı azalıyor ama aynı zamanda maalesef beyindeki parlaklığı da azaltıyor diyebilirim. Bu nedenle mesela menopoza kadar yani 50 yaşlarına kadar kadınlarla erkekler arası mesela unutkanlık ya da toplumda Alzheimer artık bilinen bir hastalık sıklığı aynıyken menopozdan sonra kadınlarda erkeklere göre hızla artmaya başlıyor ve 60-65 yaşlarında erkeklere göre iki kat daha sık unutkanlık ve Alzheimer ortaya çıkıyor. Sadece bu hormonun eksikliğinden kaynaklı ağırlıklı olarak. Hatta kadınlarda tabii en çok dikkat çekilen şey biliyorsunuz meme kanseridir. Alzheimer'ın artışı o yaşlarda meme kanserinin de iki katı üzerine çıkıyor. Sadece bu menopoza girmeyle kaybedilen östrojen eksikliğiyle. Ama tabii yaşlılık ya da Alzheimer herkeste olacak diye bir şey yok. Beyin de beden gibi bizim genel bir tanımımız var. Mozaik yaşlanır. Yani beden nasıl herkeste aynı yaşlanmıyor. Bazılarının işte göz merceği 40 yaşında yaşlanır. Katarakt olur, ameliyat olması gerekir. Bazı insanların 80 yaşında hala katarakt olmayabilir. Ya da işte erkekler prostat olur. 80 yaşlarında %60 ama önemli bir kısmında olmayabilir. Cilt herkeste kırışmayabilir. Kemik erimesi herkeste aynı eş yaşlarda oluşmayabilir. Doğru. Yani beden bizde mozaik dediğimiz bir yaşlanma biçimi gösterir. Yani organ ve dokular farklı farklı biyolojik yaşlanma belirtileri gösterir. Beyin de aynı olur. Beyinde de yaşlanma her yerde aynı olmaz. Mesela şakak bölgesi erken yaşlandığı zaman unutkanlıkla kendini gösterir. Ama beynin derinliklerinde yer alan bir bölge var. Harekette esneklik, harekette akışkanlık gibi işlevleri sağlıyor. Orası da erken yaşlanınca Parkinson dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor maalesef. Yani beyin ve beden aslında mozaik yaşlanıyor. Bunu bu şekilde söylemek daha iyi. Acı daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Sayın Tarlacı, öte yandan yaşlılık tek biçimli midir yoksa kendi içinde de yaş grupları var mı yaşlılık dediğimizde? Aşamaları var mı belli bir yaşın üstünde de? Çünkü geçmişte belki bu kadar çok aşanlar yoktu ama artık yaş ortalaması da oldukça yükseldi. Ve yaşlılığın da sınıflandırılması bilişsel açıdan mümkün müdür? Tabii yani sonuçta yaşlanmanın tarihine de ortalama yaşa bakıldığı zaman giderek toplumumuzun ve dünya toplumlarının ortalama yaşı yükseliyor. Yani yaşlı nüfus artıyor. Eskiden bize gösterilen şey vardı kitaplardaki nüfus piramidi işte altta geniş evet. Ve genç nüfus yukarıda daha yaşlı az nüfus. Ama Türkiye'de bu biliyorsunuz ters dönmeye başladı yavaş yavaş önümüzdeki 30-40 yılda da tam tersi dönecek tıpkı Almanya gibi tıpkı Japonya gibi. Yaşlı nüfus giderek artacak. Tabii bu ortalama yaş uzamasından kaynaklanıyor. Antik Mısır'da mesela ortalama yaş 25-30 o bildiğimiz Mısır firavunları, Tutankhamon falan 25-30 yaşlarında vefat etmişti. Sebep bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz, beslenme yetersizlikleri. Orta çağa geldiğimiz zaman bulaşıcı hastalıklar ve hijyenin çok kötü olması, yaşam koşullarının çok kötü olması, veba gibi hastalıkların insanları evet. Erken yaşta öldürmesi, bizanteri, veba, tifo, ortalama yaş orta çağda 40 falan yani 35-40, 70'i gören bilge yani iyicene ermiş kabul ediliyordu orta yaşın üzerini gören kişiler. Tabii iyi koşullarda yaşayanlar o yaşa ulaşıyordu. Tabii yaşlanma evet değişiyor döneme göre ve giderek nüfusumuz yaşlanıyor ama burada önemli olan şey sanırım bir normal ve sağlıklı yaşlanma becerisi kazanmak ya da buna yönelik bir yaşam tarzı benimsemek. Diğeri de bunun içerisinde ortaya çıkan demin söylediğim Parkinson hastalığı, Alzheimer bunaması gibi bunamalara neden olan anormal yaşlanma dediğimiz durumun ortaya çıkması. Esasında normal yaşlanma konusunda ya da yaşlanmayı yavaşlatma konusunda bir şeyler yapmak gerekiyor ve yaşamımızda buna göre
düzenlememiz gerekiyor. Doğru. Bilim insanları da onun için uğraşıyor. Yaş ortalaması evet artıyor, yükseliyor ama öte yandan bu en verimli çağımızın, o dönemin yükseldiği anlamını taşımıyor. Yaşlılıktan ziyade daha çok 30-50 yaş aralığındaki o sağlık durumumuz, o bölgeyi daha da ilerletmeye çalışıyorlar aslında. O yaş grubundaki zihindeliğimizi diyelim. Öyle zindelik ve sağlık tabii evet, aynı zamanda. Evet. Yani o şöyle esas bir durum sıkıntı. Oluyor. Pardon. Buyurun, bitirdim. Hayır, o dediğiniz çok güzel bir nokta. 30 ile 50 yaş arası. Yani şöyle bir şey oluyor. 60-70 yaşından sonra zaten kazanımlarınız varsa onlarla devam ediyorsunuz. Ama evet. Bu kazanımları dediğiniz gibi 30 ile 50 yaş arası kazanmak gerekiyor. Yani nedir? Yeni şeyler öğrenme becerisi kazanmak gerekiyor. Fiziksel egzersize önem verip vücudu sağlık tutmak gerekiyor. 30 ve 50 yaş arası damar sertliğinin oluşmaya başladığı bir yaş ve şunu kesin olarak söyleyebilirim. İnsanlar aynaya bakıp ben yaşlandım mı diye tahmin yürütüyorlar ya da karşıdan bakıp sen çok yaşlanmışsın, sen çok genç görünüyorsun diyorlar ama tıp açısından bakıldığı zaman aslında yaşlanmanın göstergesi ya da yaşlanmayı gösteren im şudur: damar sağlığı. Yani damarınız ne kadar gençse o kadar sizin genç olduğunuzu söyler. Tabii bunu dışarıdan göremezsiniz ama dolaylı tabii olarak görebilirsiniz. O damar sağlığının da en iyi korunduğu yaş 30 ile 50 yaş arası. Oradaki yatırım bedene ve ruhsal, fiziksel, sosyal yatırım. Yani bedensel, fiziksel ve sosyal. Yani ben sadece iyi besleneyim de 60-70-80'de çok iyi olun demek yanlış. Ruhsal olarak da esenlik içinde olmanız lazım. Sosyal olarak da esenlik içinde ve ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor ki 60-70'te yaptığınız bu yatırımın karşılığını fiziksel, ruhsal ve sosyal doğru olarak görebilelim. Evet. Mesela bu toplumda biliyorsunuz fiziksel, evet yani çok fazla bir şey var biliyorsunuz. Yiyoruz, sağlıklı beslenelim, şunu şu kadar yiyelim, 3 tane keten tohumu yiyelim, kaynatalım. Evet, bunlar önemli ama olaya bütün olarak bakmak gerekiyor. Yani ruhsal, fiziksel ve sosyal ilişkiler açısından bakmak gerekiyor. Sonsuz bir yaşam söz konusu değil. Bunu kesin kabul etmemiz gerekiyor. Ama yaşayacağımız süre içerisinde de yaşlılığa hazırlıklı olmak için erken yaşlarda dediğimiz 30 ile 50 yaş arası özellikle yeni şeyler öğrenmeye açık olmak, hobiler, dış dünyaya ilgi göstermek, sanat, müzik aletleri, yeni bir dil öğrenme, sosyal ilişkileri güçlü kılma şeklinde yatırım yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki fiziksel olarak da bizim Anadolu'nun geleneksel Ege Akdeniz diyeti mesela uzun yaşamanın sırrıdır. Yani bizim Ege Akdeniz diyeti bol balık, bol deniz ürünü, bol yeşil, bol zeytinyağı, bol tohumlar. Bunlar bizim diyetimiz. Yani birçok Avrupa'da çıkan yayınlarda ya da Amerika'da yapılan yayınlarda Alzheimer ya da yaşlanmayı, damar sağlığını, bunların iyileştirdiği gösterilmiş. Bu arada şunu da belki çok tartışılıyor biliyorsunuz, emeklilik şu dönemde değişik sebeplerle. Yani bizim gördüğümüz şudur: emeklilik, eğer emeklilik öncesi aktiviteye yoğun olarak aynı şekilde devam edemiyorsanız o hıza kesinlikle çok ciddi bir düşüşe neden oluyor. Yani hafıza giderek 1-2 sene sonra bozuluyor. Sosyal ilişkiler azaldığı için bir kopma ve eksiklik ortaya çıkıyor. Çünkü çalışırken ister istemez bir aktivite, bir koşuşturma, problem çözme, sorunlarla yüzleşme, belli saatlerde kalkıp işinize gitme gibi bir aktivitemiz oluyor. Bazı kişiler bunu devam ettiremediği zaman maalesef arkasından emeklilikle beraber bir yıkım ya da zihinsel, sosyal bir yıkım ortaya çıkabiliyor. Doğru. Ve tabii Sayın Tarlacı, işitme, görme azalması, unutkanlık da yine yaşlılık için kritik başlama eşikleri olarak nitelendirilir. Bunlar tabii kişiden kişiye değişmekle birlikte beyin yaşlılığı da diyebilir miyiz bu durum için acaba? Çünkü beyindeki yaşlılık çok daha farklı ve sosyal iletişim becerileri başta olmak üzere sadece fiziksel sağlığımızı değil aslında birçok yeteneğimizi de etkiliyor. Tabii yani sonuçta maalesef yaşlanmanın önüne geçemiyoruz. Onun hızını yavaşlatabiliyoruz ve yaşlanmayla birlikte olabilecek kayıplarımızı ya da eksikliklerimizi minimize edip kaliteli yaşam sürdürmek için çabalıyoruz.
Dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Yani sonsuz bir ömür olarak değil de yaşlılığı kaliteli geçirme önüne bakmak lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Evet, bazen 45 yaşlarında hepimizin bir gözlüğe ihtiyacı olmaya başlıyor. 50-60 yaşlarında işitme azalıyor. Artık daha yüksek sesle televizyon dinliyoruz, radyo dinliyoruz ve ya da işitme cihazı gerekiyor. Cildimiz kırışıyor. Ama bütün bunlar tabii olumsuz gibi gözükse de aslında yaşlılık iyi yönleri de var. Yani yaşlılık evet olumsuz olabiliyor bazen fiziksel olarak ama bu 30'la 50 yaş arasında ya da 60'a giderken yatırım yaptığımız zaman demin dediğim bedensel, fiziksel, ruhsal ve sosyal yaşlılık aslında bir bilgelik dönemine dönebiliyor. Bir esneklik dönemine, bir pozitiflik dönemine dönebiliyor. Yaşlı insanlar biliyorsunuz duygusal olarak daha stabildirler. Onun için gençlere mantıklı, akıllı çözüm yolları sunarak tabii gençler yaşları gereği duygusal etkilerden pek dikkate almazlar. O zaman da kuşak çatışmaları çıkar. Yani yaşlılık aslında bu dinginlik ve duygusal stabiliteden dolayı yani ayakkabının görüntüsüne değil de rahatlığına bakıldığı bir dönemdir. Bu da aslında bir olgunluk döneminin bir göstergesi. Yine birçok çalışmada aslında yaşlıların bu duygusal stabiliteden dolayı daha mutlu oldukları gösterilmiş. Ve yaşlılık aynı zamanda kristalize bir zeka ve yaşanmışlık ve deneyimlerin bir taşındığı süreçtir. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığı zaman yaşlılarımızdan ya da büyüklerimizden her zaman yararlanmak için bir imkan kollamalıyız karar verme süreçlerinde gençlerin. Yani yaşlıdır bilmez, benim kuşağım değildir bilmez değil. Onların bilgeliğinden, esnekliğinden ve pozitifliğinden ve duygusal stabil olmaları. Yani duygulara göre karar vermeyi mantıksal, akılsal, deneyimsel karar vermeleri becerilerinden yararlanmak gerekiyor. Evet, gençlikte enerji var ama yaşlılıkta da 60-70 yaşından sonra bilgelik var. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Çünkü ister istemez yaşanmışlık, zaman, bedeninizi etki etse de zihinsel olarak biriktirdiğiniz anılar ve deneyimler var. Onları da problem çözme becerisi olarak akışkan bir zeka ya da kristalize bir zeka ile yaşlılar kullanır ve onları dediğim gibi bir kenarda bırakmamak, onlara değer verip zor süreçlerde bir büyük olarak danışabilir durumda görmek lazım. Evet, bunu unutmamamız lazım diye düşünüyorum açıkçası. Hep olumsuzdan bahsettik. Yaşlılıkta şöyle oluyor, böyle yaşlanılıyor ama böyle bir yönü de var yaşlılığın, güzel tarafları da var. Evet, işte az önce de ifade ettiğimiz gibi bilim insanlarının o 30-50 yaş arasındaki dönemi stabil tutmaya çalışmaları gerçekten çok o başarılı olacaksa insanlığın da belki kaderini değiştirebilir. Çünkü en verimli çağlar her noktada hem fiziksel hem de beyin olarak o çağlar. Yaşlılıkta da dediğiniz gibi biraz da o bilgelik var. Geçmişten gelen bir deneyim de söz konusu. Dileriz ki tabii sağlıklı, mutlu bir nesil olsun yaşlılarımızla da birlikte yaş ortalamasının sağlıklı bir şekilde artmasını temenni edelim. Çünkü sağlıklı olmak da gerekiyor. Sağlıklı yaşlanmak çok önemli. Bu nedenle sağlıklı yaşlanma demişken özellikle yaşla birlikte ortaya çıkabilecek bazı yaşla birlikte eğilimli hastalıklar olabiliyor kişilere göre. Bu hastalıklar hangileri acaba? Beyin hastalıkları en çok ve bunları değiştirme şansımız var mı acaba? Ya da daha doğru bir şekilde tedavi etme ya da zamana yayma şansımız var mıdır acaba Sayın Tarlacı? Evet, şöyle tabii güzel bir noktaya değindiniz. Yani yaşla birlikte tabii maalesef bedenimizde yıpranmalar birikiyor. Yani beden aslında sürekli bir yıpranma ve yeniden yapılanma içerisinde. Evet. Erken yaşlarda bu yeniden yapılanma konusunda vücudumuz çok becerikli. Fakat zaman içerisinde yıpranmalar birikir ve yeniden onu düzeltme, rejenere etme, restore etme dediğimiz şey daha yavaş kalır ve yaşlılık belirtileri ortaya çıkar. Günümüzde metele bakıldığı zaman en sık ölüm nedenleri kanser, kalp damar hastalıkları, kalp krizi ve beyin damar hastalıkları. Yani bu şu anda mesela önümüzdeki süreç içerisinde Allah herkese uzun ömür versin ama hep yani %90'ımız bu iki hastalıktan birisinden vefat edeceğiz. Dolayısıyla kanser gibi hastalıkları oluşturan süreçler
işte birçok sebep var. Onlara tabii girmek uzun sürer ama beyin açısından bakıldığı zaman beyin damar hastalıkları, yani beyinde damar tıkanması en sık gördüğümüz sorunlardan bir tanesi. Yaşla birlikte riskin artması dolayısıyla. Özellikle şeker, tansiyonu kötü olan kişilerde. Ama onun dışında yaşla birlikte ortaya çıkan Alzheimer hastalığı, Alzheimer bunaması dediğimiz bir durum var. Ya da unutkanlık hastalığı var. Bu da geniş bir çerçeve. Onun dışında yaşla birlikte ortaya çıkan Parkinson dediğimiz bir hastalık var. Yaş tabii bedeni ve beyni de yaşlandırdığı için farklı şekillerde bir dizi hastalıkların olma olasılığını doğal olarak arttırıyor. Fakat burada demin de söylediğim esas şey şudur. Bütün dokular, bütün organlar damarlar ve kılcal damarlarla beslenir. Damar sağlığımız bizim yaş, biyolojik yaşımızı gösterir. Onu da genç tutmanın yolu Ege Akdeniz diyeti, sigara ve alkolden, yüksek dozlardan özellikle uzak durmak, efendime söyleyeyim fiziksel egzersiz yapmak ve kaloriyi kısıtlamak. Yani aşırı karbonhidrat, aşırı tatlı şekerlilerden biraz uzak durmak ve azaltmak. Ondan sonrası biyolojik verilmişlik, yani genetik olarak, ama kendimize düşen de bu şekilde yapmak gerekiyor. En azından bu hastalıklar ortaya çıkınca, ileride dediğim yaşlılık hastalıkları, kendimize iyi bakmışsak ileride yıkıcı etkileri çok daha az olur, onlardan etkilenmemiz çok daha az olur ve daha bir hastalığı yönetebilir durumda hastalıkla beraber yaşamayı öğrenebiliriz ve yönetebiliriz diye düşünüyorum ileri yaşlarda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Sultan Tarlacı. Son olarak özellikle eklemek istediğiniz yaşlılarımıza bir tavsiyeniz ya da uyarınız var mı? Sağlıklı yaşlanmak, beyin sağlığı da açısından hepsiyle birlikte gözettiğimizde. Benim yaşlılar zaten yaşanmış deneyimleriyle köşede duruyorlar. Türkiye'deki benim gördüğüm en büyük sorun bu Giray Bey. Yani yaşlıları ya da 60-70 yaşın üzerindeki teyzeleri, nineleri, kayınvalideleri, kayınpederleri bir köşede asla bırakmayalım. Onlara günlük yaşam işine katmaya çalışalım. Çünkü yalnızlık ve bir kenarda kalmışlık kesinlikle hem fiziksel, hem ruhsal, hem sosyal eksikliğe neden oluyor ve beyin uyarılmıyor. Uyarılmayınca da hızlı unutkanlık ortaya çıkıyor. Günlük yaşam işlerine katmaya, onları dikkate almaya, onların fikirlerini almak için onlara danışmayı mutlaka bizim geleneğimizde de var biliyorsunuz bunlar. Evet. Ama giderek azalıyor. Onlara bir değer olarak bakıp mutlaka onların fikirlerini alalım ama günlük yaşamada onları katalım. Bir köşede bırakmayalım onları. Gençlere bunu tavsiye etmek daha uygun olabilir. Yaşlılar zaten yaşanmışlıklarıyla birçok deneyim kazandıkları için onlara verebileceğimiz bir tavsiye yok ama şu olabilir. Bir kenarda bırakılıyorsalar mutlaka katılımlarını arttırsınlar. Günlük yaşam işlerine, sosyal hayata asla bir kenarda yalnız kalmasınlar. Çünkü bu yıkımı arttırıyor. Doğru. Unutkanlığı hızlandırıyor. Evet. Bunu da belirtmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Katkıları